Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. 2022 yılına girince başladı. Yeni rakamlar belli olmaya başladı. İşte bu videomuzda Türkiye'deki insanlarımız, bazı gurbetçilerimiz de faydalanıyor ama genelde Türkiye'deki vatandaşlarımız için geçerli olacak bedelli askerlik miktarı ve buna bağlı olarak dövizli askerlik miktarı 2022 yılında nasıl uygulanacak, bunu sizinle paylaşacağım bu kısa videomuzda. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Hemen bir özet yapacağım. Daha önceki yıllarda bedelli askerlik de belirli dönemler için çıkarılıyordu ve miktarlar belirli dönemler için belirleniyordu. Yaş sınırı konuyordu. Ancak 26 Haziran 2019 tarihinde yapılan büyük bir kanun değişikliği oldu. Biliyorsunuz eski 92 senelik askerlik kanunu yürürlükten kaldırıldı. Yerine asker alma kanunu, yeni asker alma kanunu yürürlüğe girdi. Buna göre bedelli askerlik daimi hale getirildi. Bunun ayrıntılarını başka bir videoda sizinle paylaşacağım şartlar açısından. Ancak bedel olarak 9. maddede şöyle bir hüküm getirildi. Dendi ki bu miktarın belirlenebilmesi için yıl içerisindeki her 6 ay için uygulanan memur aylık katsayısının 240 bin sabit göstergeyle aylık 40 bin. Yani 6 ay için 240 bin aylık sabit göstergeyle çarpımı sonucu bulunacak miktar bedelli askerlik miktarı olacak. İşte bundan dolayı bedelli askerlik miktarı devamlı değişiyor. Yani her 6 ayda bir Türkiye'de değişiyor. Başvuranlar da ona göre ödeme yapıyor. Dövizli askerlik miktarı ise daha önceki yıllarda sabit rakamlarda uygulanırken işte 10.000 mark, 5.000 euro, 10.000 euro, 6.000 euro, 2.000 euro, 1.000 euro diye uygulanırken o da bu belirlenen, her 6 ayda bir belirlenen bedelli askerlik miktarına bağlandı. Ona bağlı olarak ve Merkez Bankası'nın euro döviz alış kuru üzerinden hesaplanıyor. Yani dolayısıyla bedelli askerlik miktarına bağlı. İşte 2022 yılında bu rakamlar ne oldu? Sizinle bunu paylaşayım. Bunun için tabii ki videoyu hemen çekmedik, bekledik. Neyi bekledik? Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın 1 Ocak ile 30 Haziran ilk 6 aylık dönem için, 2022 yılı için uygulanacak memur aylık katsayısının açıklamasını bekledik ve nihayetinde 6 Ocak 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bu rakamı açıkladı. Tabii bunu bir genelgeyle açıkladı. Hemen genelgemiz ekrana gelsin. Buna göre 1 Ocak ile 30 Haziran 2022 dönemi için memur aylık katsayısı 0.229979 olarak uygulanacak. Hemen buna göre biz bir hesap yapalım. Peki 1 Ocak ile 30 Haziran 2022 arasında bedelli askerlik miktarı ne olacak? Bu rakamı, yani 0.229979'u biz 240 bin sabit göstergeyle çarptığımızda, ki formülümüz bu, rakam 55.194 lira 96 kuruş olacaktır ve bu rakam artık 2022 yılının ilk 6 ay için geçerli bedelli askerlik miktarı olacaktır. Demin söylemiştim, dövizli askerlik miktarı 5 Mart 2021 tarihinde yapılan kanun değişikliğinden sonra artık ödeme yapılacak tarihteki Merkez Bankası euro döviz alış kuruna göre belirlendiği için tabii ki bu rakamı söyleyemiyoruz. Ben örnek vereceğim. Diyelim ki Belçika'da, Almanya'da, Avusturya'da, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de yaşayan, yani euro bölgesinde yaşayan bir vatandaşımız 6 Ocak 2022'de işte randevu almıştı, konsolosluğa gitti ve bütün işte uzaktan eğitimini tamamladı, evraklarını topladı, başvurdu, randevusu vardı, gitti. Zaten 6 Ocak'ta açıklandığı için bedelli askerlik miktarı buna göre hesap yapılacaktır. 6 Ocak 2022 için Merkez Bankası'nın açıkladığı euro döviz alış kuru 15 lira 41.05 olarak açıklanmış. Buna göre bedelli askerlik miktarını ne yapıyoruz? Başvuru tarihindeki veya ödeme tarihindeki, çünkü peşin ödemeniz gerek, aynı tarihe denk geliyor. Bu Merkez Bankası euro döviz alış kuruna bölüyoruz ki dövizli askerlik miktarı çıksın. 55.194.96
Türk lirasını 15 lira 41.05 Türk lirasına böldüğümüzde bu ülkelerde euro bölgesinde yaşayan insanlarımız 3581 euro 64 sent olarak ödeyecekler. Hangi tarih itibariyle biz hesaplıyoruz? 6 Ocak 2022 tarihi itibariyle. Dediğim gibi bununla ilgili daha önceden de videolar yapmıştım. Bu videoları izleyip yeniden nasıl hesap yapıldığını orada da ayrıntılarıyla görebilirsiniz. Ancak ben yine bir örnek vereyim. Şimdi hep şikayet ediyorlar. Şerif Bey hep Avrupa'dan, euro bölgesinden örnek veriyorsunuz diye. Elbette kanunda bir de euro bölgesinde olmayan insanlar var. Bunların para birimleri nasıl olacak? Bakın kanunda 39. maddede diyor ki Merkez Bankası ödeme günündeki Merkez Bankası euro döviz alış kuru üzerinden bunun karşılığı olan euro, yani bedelli askerliği böldüğümüzde karşılığındaki euro, demin hesaplamıştık. 3581 euro 64 sentti 6 Ocak 2022'de ödersek. İşte diyor bunu, bu parayı euro olarak veya diyor karşılığı kadar convertible yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödenmesi halinde diyor. Demek ki diğer ülkelerde bulunduğunda diğer ülkelerin, ama bu para biriminin convertible olması gerek. Yani euro'ya, TL'ye dönüştürülebilen bir para birimi olması gerek. Ben bu konuda hemen size bir örnek vereyim. Hemen ekranımıza gelsin. Yine aynı şekilde bu euro bölgesi dışında Avustralya'ya gidelim. Biraz uzağa gidelim. Avustralya'daki bir vatandaşımız Cemalettin Bey bütün evraklarını toplamış. O da 6 Ocak 2022'de başvurusunu yapıyor. Dövizli askerlik miktarını biz ilk 6 aylık dönem için ne kadar bulmuştuk? 55.194.96 TL olarak bulmuştuk. Dövizli askerlik miktarı da 6 Ocak itibariyle 3581 euro 64 sentti. Şimdi Cemalettin Bey kardeşimiz diyelim ki Sydney konsolosluğuna gitti. Başkonsolosluğumuzda randevu vardı. Bu şekilde parasını ödeyecek. Peki Avustralya doları olarak ödeyeceği için ne kadar ödeyecek? Burada iki tane formül var. Hangisini uygularsanız ikisinin de sonucu aynı çıkıyor. Bakın ben tabloda gösteriyorum. Birinci yolumuz çapraz kur üzeri yapabilirsiniz. Yani Merkez Bankası'nın açıkladığı 6 Ocak 2022 tarihindeki euro döviz alış kurunu 15.41.05'ti. Onu Avustralya dolarına belirlenen miktara bölebilirsiniz. Aynı tarihteki 9.7417 TL'ye böldüğümüzde 1.58.19.10.75 olarak çıkar. Bunu da çarptığınızda bulduğumuz dövizli askerlik miktarına 3581 euro 64 sentti. Bu döviz çapraz kuru çarptığımızda 5.665.84 Avustralya doları olarak ödemesi gerekiyor Cemalettin kardeşimiz. Veya bunun daha pratik yolu, doğrudan bir hesap yapabilirsiniz. Bedelli askerlik miktarı 55.194.96 TL'yi doğrudan Merkez Bankası'nın o gün açıkladığı, 6 Ocak 2022 tarihinde açıkladığı 9.74.17 Avustralya dolarına, TL bazında tabii ki, böldüğümüzde yine aynı sonuç çıkacaktır. 5.665.84 Avustralya doları olarak ödeyecek Cemalettin kardeşimiz. Yani hesaplar bu şekilde yapılacak. Bedelli askerlik sabit TL bazında, ancak dövizli askerlik miktarı ise ödeme yapacağınız gündeki Merkez Bankası euro döviz alış kuruna göre değişiyor. Onun için bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Benim verdiklerim sadece bir örnekti. Ama dediğim gibi kendiniz bu hesabı da yapıp o şekilde gidebilirsiniz. Konsolosluklara müracaat edebilirsiniz. Peki, bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Eğer bir gelişme olursa. Tamam, ve bu yeterli.